Evet kıymetli kardeşlerim. Bugün ayın 12'si. Merkez Bankası bugün toplandı ve beklendiği üzere faiz oranlarını sabit tuttu. Zaten başka da bir şey aslında beklemiyorduk. Şahin duruşunu devam ettirmesini bekliyorduk. Yani gerekli araçlar gerektiği zaman kullanılacak diye söyleyecekti. Aynı Amerika'daki FED Bankası'nın merkez toplantısında olduğu gibi onlar da aynı şeyi söylüyor. İşte turizm gelirleriyle iyileşme sağlanabileceğini, son çeyrekte iyileşmelerin görülebileceğini falan filan. Yani faizi arttıramadı, düşüremedi de çünkü aynen dünkü videoda belirttiğim üzere el sıkışık. Yani yapacak bir şey yok. Artık son çeyrekte bakalım neler olacak, faiz düşürülecek mi? Cumhurbaşkanımızın beklentisi doğrultusunda böyle bekleyeceğiz. Ons altın 1751 dolar da aynı dünkü gibi. Gram altın 482-483 lira. Dolar tabii ki her Merkez Bankası toplantısından sonra bir miktar geri çekilir. Yarın bakın bakalım bu geri çekilme nasıl olacak. Tekrar 8.60-8.70'i bulacaktır. Euro 10 lira 0.6 kuruş. Yarın daha başka bir fiyatlar göreceğiz. Merkez Bankası'nın her toplantısında önce bir fiyat hafif geri çekilir. Evet arkadaşlar, işte burada gram altını görüyoruz. Gram altın günlükte iki fiyat arasında sıkıştı. 505 lira ile aşağıda 460-465 lira arasında gözüküyor ve 100 günlük ortalamasının altında seyrediyor gram altın günlükte. Yani gram altını bir tabii ons altının düşüşü çok etkiledi, biliyorsunuz bunu. Zaten öncelikle çıkması gereken 485'i bir defa aşması lazım 4 saatlikte ki daha yukarılara doğru tırmanabilsin. 496 lira var en üstlerde, 200 günlük ortalaması 496, oralara doğru tekrar tırmanabilmesi açısından bekleyip göreceğiz. Yani yapacak çok fazla bir şey bununla ilgili yok. Nasıl bir oyunlar oynandığını söylemiştik. Amerika'nın emtia varlıklara savaş açtığını, doları tek geçirakçı yapmak istediğini dün söylemiştik. Bugün ekstra aktaracağım bir şey yok bununla ilgili. Ortalamanın altında ons altın seyrediyor. 1773'lere tekrardan falan bir gelmesi lazım ki bir üst kata çıkabilmek için. Zayıf seyrediyor ons altın. 1770 desteğinin altında şu anlarda geziyor. 1770 desteğinin üstüne tekrar çıkması lazım. Daha ekstra bununla ilgili söylenebilecek bir şey aslında yok. Gümüşe bakıyorsun, her şeyi yiyorlar. Yani gümüş de bakın tanerelerde, yerlerde sürünüyor. Hani 10 dolarlı şey, 10 gümüş onsu neredeyse 22 dolarlar falan tekrar inecekmiş gibi gözüküyor. Bütün ortalamalar aşağıda. Şu an bunların zamanı değil, yani altın ve gümüşün zamanı değil. Şu an doların zamanı bütün dünyada ve tekrardan bir kripto paralara doğru bir eğilim söz konusuymuş gibi gözüküyor. Yani çok parlak gözükmüyor gümüş. Gümüşün gramı da eminim böyledir. Gram gümüş. O da 6.42 falan en son. 6.37'ye kadar düşmüş. Yani daha da inebilir gibi gözüküyor. Bunların zamanı değil. İnsan anlatmaktan usanıyor bunlarla ilgili. Gram altına burada iki fiyat üstten gelen bir dirençle alttan gelen bir destek arasında sıkıştı bir yerde. Bu artık patlayacak. 4 saatlikte birkaç güne bu belli olur. Ya aşağı doğru inecek. 480 liranın altına inerse, 481 liranın, 480 liranın kabaca altına inerse tekrardan 465'ler falan var aşağıda. Oralara doğru gitmek isteyebilir veya yukarıda kırmak istediği bir yer var. O da yine işte 486-487'yi kırıp tekrar yukarı doğru bir çıkış başlatabilirmiş gibi gözüküyor. Yani gram altın hakikaten bahtsız zamanlar geçiriyor. Sabır sabır diyor, sabır diyor herkes, ben de diyorum ama nereye kadar sabredecek bu insanlar, yani bu sabır işini nereye kadar gösterecek? Bakın bu arada iki şeyin arasına sıkışmış bir vaziyette gözüküyor. Bu 480'in altına inmemesi lazım. Size orayı söylemiştim, 480. Buradan da işte bir 486-487 üstüne çıkması lazım. Daha sonra 491 var. Bu iki
iniş ve çıkış takımları arasına sığınmış ve gitgide fiyat araya sıkışmış vaziyet. Bir yerden bir yere bu patlayacak, ya aşağı ya yukarı doğru patlayacak. Aşağı patlarsa işte şurada da bir ufak şey var. Tekrar 465'ler falan şey de var. Yani istatistiksel veriler olarak 465'ler var. Yukarıda da tekrar 500'lü rakamlar var ve benim beklediğim 505'ler var. Bakalım ne tarafa doğru kırılacak, ben de merak içerisinde bekliyorum. Dolar tabii bugün Merkez Bankası'nın faiz açıklamasından sonra bir miktar geri gelir. Yani o işte biz kararlılıkla sıkı duruşumuzu sergileyeceğiz falan dedikleri için Merkez Bankası biraz böyle hafiften bir geri çekilme yaşar, ama yarın tekrardan bu 8.60, 8.70 bana göre gidecektir diye düşünüyorum. 8.70'in üstüne çıkarsa da 8.80, 8.80'e doğru yolculuğu tekrar başlatabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada bunun da bir 4 saatlik de bir desteği var. Onu size hemen çizip göstereyim. Şuradan gelen bir desteği var bunun. Şöyle sarı çizgiyle gösteriyorum. Ta yukarılardan beri geliyor. Şurada 8.53, 4 saatte 8.53'ün altına inerse tekrardan aşağıda başka desteklerini konuşmak durumunda kalabiliriz. 8.35'e kadar en fazla düşeceği yer var ki ben zannetmiyorum. Çünkü insanlar bunu sonuçta satın almış oldu. Yani neyi satın almış oldu? Merkez Bankası faizleri artırmayacak, hatta düşürme çabasına girecek diye gözükebilir. Burada var bir 8.70. 8.70 hem bakın şuradan gelen bir 8.70'i bunun var. Oraya eğer geçebilirse tekrar 8.80'lere falan yolculuk başlatabilir. 8.70 üstten var. 8.53 aşağıda var. 8.53. Bu ikisi arasında dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 8.57'nin altı, 8.53'ün altına inerse işte 8.40'lar, 8.30'lar, belki 35 en aşağıda 8.35'ler tekrar gözükmesi muhtemel. Yukarıda 8.70'i kırarsa da 8.80'e doğru hızlı bir çıkış yapabilir bu kardeşimiz arkadaşlar. Ons altın, tabii ons altın yani Fed'in marifetine uğradı. Yani genel 4 saatte bir düşüş var. Hani bu kırmızı arkada bakın, yeşilli kırmızılı yerler var. Bir düşüş seyri içerisinde olduğu gözüküyor. Destekleri var. 1730 burada. Yukarıda çıkması gereken bir 1773 var. Üst kademeye çıkabilmesi için. Bunları burada izlemleyeceğiz. 1773 üzerine çıkar mı 4 saatlikte? Aşağıda desteği 1730 dolar civarı var. 1730 doları kırarsa da aşağıda daha 1700 dolarlar var. Geçenlerde biliyorsunuz 1700 dolara kadar inmişti. Bir kayıp yaşamıştı. Onu da eğer aşağı inerse bu kadar açık seçik 1680 dolar var. Burada epey bir hani çift dip yaptığı ve sonra çıkışa geçtiği bir yer olarak gözümüze çarpan bir yer vardı. Dolayısıyla ons altında bu iki rakama 4 saatlikte dikkat edeceğiz. 1773 üstte. Ondan sonra 1730 dolar aşağıda. 1730 doları da aşağı doğru kırarsa desteğini 1700 dolarlar var. Geçenki geldiği yer biliyorsunuz. Onu da kırarsa 1680'de çok güçlü bir desteği var. Bu da böyle bir yani sevimsiz bir şekilde duruyor. Onunla ilgili söylenebilecek pek fazla bir şey aslında yok. Bitcoin cephesinde 46 bin dolara tekrar dayanan kripto Bitcoin 4 saatte bir miktar bugün satış yedi. 1-2 bin dolar kaybı var. Aşağıda bir 43 bin, 4 saatte 43 bin aşağı kırılmadıktan sonra tekrar seyir yukarı doğru olabilir. Bakın şurada bir aşağı doğru bir kırdı. Desteğini oluşturmuştu. Burada bir destek yapmıştı. Şuradan şöyle bir çizebilirsek şöyle bir destek yapmıştı. Şimdi orayı bir kırdı. Aşağıda 43 bin dolar seviyesi var. Ama tekrardan da yukarı yeltenebilir. Bir anda 46 bin, 50 bin civarına tekrar gelebilir. 50 bin seviyesini gelebilir diye düşünüyorum. Aşağıda Bitlo firmasından istifade edebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Buna Matik, Matik'i daha yukarı beklerken
Matik de bir miktar aşağı doğru bir düzeltme yaptı. Bunlar 7-24 açık piyasalar. Her an her şey olabiliyor. Çok çabuk değişebiliyor her şey. Burada da aşağıda bir 20 seviyesi var. Yani gram altın bizleri düşündürmeye devam ediyor. Evet, haklı. Gram altın yatırımcısı da haklı. Uzun zamandır bekliyor. Ta yukarılardan alanlar da var. Yukarılardan alanlar da var. Ta 530-540'lara gelmişti. Oralardan bile alanlar oldu. Belki ta şuralardan. Şu an onlar tabii ki biraz kayıptalar. Ama beklenecek. Fiyat sıkıştı görüldüğü üzere. Bir yerden bir yere bunun patlama yapması lazım. Artık araya sıkıştı bu fiyatı. Bunun ya 480'in altına inecek artık bir şekilde 460, 470 veyahut da 486'yı da geçip yukarıda 491 önce orayı da geçtikten sonra 498 ve 500 seviyesine gelecek. Başka türlü bunun bir yolu yok. Kuyumculara bakarsanız her düşüş bir alım fırsatı. Her düşüş bir alım fırsatı etti. Altını teneke yaptılar ya arkadaş ya. Bu kadar olmaz yani. Altını teneke yaptılar. Bir de şöyle bir psikoloji vardır. Yani siz alırsınız, bugün satarsınız. Yani nedense hep öyle olur. Bugün satarsınız lan dersiniz. Yeter artık. 480'den ben satayım. Bir gün sonra bakarsınız 530 liraya çıkmış. Elinde tutarsın. Halen aynı yerde devam eder. Bu enteresan bir psikoloji. Yani sabreden bir miktar daha artık sabredecek bunu yatırım tavsiyesi olmadan. Euro'yu da yakın bir zamanda tekrar 10 lira 10 kuruşun üstünde göreceğiz diye düşünüyorum. 10 lira 11 kuruştan sonra 10-15, 10-16 öyle gidecek diye düşünüyorum. Gerçi bu buradan da o bir aşağı doğru hafiften desteğini kırdı. Ama tekrar çıkacaktır arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası toplantısı bitti. Bir aylık bir süreç var. Bir aylık süreçte bunlar rahat rahat 10-20, 10-30'a tekrar tırmanacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Siz de görüş ve önerilerinizi, beklentilerinizi, tahminlerinizi video altına yorum bırakabilirsiniz. Hoşça kalın.